Miran neredesin? Gel de artık annemden duymadan götür beni onlara. Tutun şunu. Konuşana kadar da bırakmayın. Emrin olur beyim. Tutmak yetmez. Bıçağa dolu yanaşması o azat itinin yerine diyene kadar gelin hakkından. Azat abi. Diyeceksin haber getirmiştir. İyi misin? Nalan iyi misin? Bırakın. Bırak. Esma'yla bırak beni. Bırak. Haber getirdiyse aha orada kapı. Böyle hırsız gibi girilir miymiş? Esma'yla bırak. Bırak. Bırak ne olur yapma. Vurma ya. Mahmut. Azat nerede? Bilmiyorum. Yalnız geldim buraya ben. Nerede bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Sen de ben de biliyoruz burada olduğunu. Korumalar bulmadan söyle ki hayatı kurtulsun. Fırat Allah aşkına yapmayın. Fırat, bu Şadoğulları kendi gelemeyip köpeklerini yollamışlar belli. Yürekleri olsaydı kendileri çıkar gelirdi. Yanaşma doğru söylüyor. Azat burada değil. Uşağı dolu erkekleri de pek yüreksiz çıktı ha gelin hanım. Biz de ne yapacağız? Aradığımızı değil, bulduğumuzu atacağız kapılarına. Sen ne biçim insansın? Biraz olsun merhametin yok mu senin? Var tabii olmaz mı? Yanaşmanın canını bağışlayacağım. Önce bir dersini versinler hele. Sonra götür batarsınız kapılarına. Buyurun. Şerefsiz. Elif. Ya ver şu anahtarı bak aç kapıyı çıkacağım sen. Ne almışlar? Olmaz. Onu bırakırlar ama seni bırakmazlar. Açmam kapıyı. Elif aç çıkacağım. Olmaz açmayacağım. Ben başka seçenek bırakmadım. Ben de kendim açarım. Dur. Dur tamam açacağım. Ama önce silahını ver bana. Aslan beyler. Zat abi. Elif. Aziz Aslan Bey. Elif. Azana, itlerini geri çek. Elif. Bir şey yaptı mı? Dokundu mu sana? İyiyim babaanne, dokunmadı. Reyhan almaya geldim. Önüme çıkana acımam. Almadan da gitmeyeceğim. Yürü Reyhan. Gidiyoruz. Seni buradan ancak musalla taşına götürürler. Beni de vurun o zaman. Ya beni de öldürün ya da bırakın gitsin. Reyhan çekil. Lan seni abi benim yapma. Benim karım ile ne işin var? Miran açma. Miran yapma ne olur. Ne işin var lan söylesene. Miran Allah aşkına bırak gitsin. Reyhan. Birazcık hatırım versin. Ne olur bırak gitsin. Reyhan. Hani güldürecektin yüzümü söz vermiştin ne olur bırak. Yalvarırım. Yalan o şerefsiz. Sen almaya geldim. Biliyorum seni burada zorla tutuyor. Ama izin vermem. Gideceğiz. Ben kendi rızamla buradayım. Ya sen kimin karısını kimden almıyorsun? Miran dur. He! Tamam ne olur. Reyhan. Sen bu adamın elini tutmamak için düşünmeden ölüme atladın. Kendi rızanla evlendiğine inanmam. Korkma. Çıkacağız buradan. Tehdit falan yok. Korkmuyorum kimseden. Ben kendimi isteyerek geldim buraya. Evlendik biz. Bir an benim kocam artık. Reyhan.
korkma, bana doğruyu söyle. Ne konuşturuyorsun bunu hala? Düşman evimize kadar sızmış. Hanenden karını alacak. Vermeyecek misin cezasını? Eğer ona bir şey yaparsan ömrüm boyunca affetmem seni. Bir daha sesimi duyamaz. Konuşmamı, güldüğümü göremez. Çıkmam yasımdan. Saklarım sesimi. Söz vermiştin hani. Böyle mi tutacaksın? Böyle mi güldüreceksin yüzümü? Reyhan! Yeter, gel şuraya. İyi, vur. Vur hadi o zaman, vur. Aç kapı gitsinler. Miran, aman dileyene aman verilir. Şadoğlu karını alacağım diyor. Böyle gitmesine izin mi vereceksin? Oy. Eğer seni bir daha karımın yanında görürsem, onu ararsan, geçtiği yoldan bile geçersen, bak bir an bile düşün, ben öldürürüm seni. Seni öldürürüm Azat Şadoğlu. Bu sefer affetmem. Kimse için affetmem. Öldürürüm. Kabullenin artık. Benim yerim burası. Kocam o benim. Kocam. Ne ya? Git artık. Bir daha da gelme. Yalan söylüyorsun. İnanmıyorum. Ben bu konaktan sağ çıkayım diye diyorsun. Ölüm benim umurumda değil. Anlasana. Ben zaten ölüyüm. Sen yoksan ben zaten ölüyüm Reyhan. Reyhan, odaya çık. Odaya çık. Reyhan. Aldın mı lan cevabını? Ha? Şimdi adamını da al. Defol lütfen evimden. Şunu unutma. Eğer bir daha seni karımın yanında görürsen, öldürürüm. Ben şimdi gidiyorum. Ama bu iş burada bitmedi Miran Aslan Bey. Bunu da böyle bilesin. Sen de şunu bil Azat Şadoğlu. Canınızı alamadınız, karımı da benden alamayacaksınız. Azat buraya mı geliyor? Sen şimdi Azat buraya geliyor diyorsun ha? Tamam Esma. Sağ ol. Azat Şadoğlu evden çıktı. Tamam Şefik, sen peşlerinden ayrılma. He. Mahmut, bu Şadoğlu soysuzun kapıdan girecek yüreği yok. Arka kapıdan ya da başka bir yerden konağa girmeye kalkarsa müdahale etmesinler, adamlara söyle. Emredersiniz Azize Hanım'ın. Thank you.
Esma, bana bir kahve yapılır. Hemen hastaneye gidiyoruz. Yok abi, iyiyim ben. Hem arayan soran da olmamış. Haber düştü, ortalık karışmadan bir an evvel dönelim. Önce bir hastaneye gidelim. Abi vallahi iyiyim ben. İstemiyorum hastaneye gitmek. Küçükken de ne zaman sokağa çıksak kavgalardan ayırırdım beni. Bak, demek ki dövüşmeyi de bilecek insan. Bir hadi bin. Hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.